Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kübra, 36 haftalık hamileyim ve bugün size hastane çantamda neler var onun videosunu çekeceğim. Aslında 32 haftalıkken çantamı hazırlamıştım. Bebeklerin sağı solu belli olmuyor biliyorsunuz. Ne zaman geleceklerini bilemiyoruz. Ben hazırlıksız yakalanmamak için 32. haftada çantamı hazırladım. Bugün de anca video çekebileceğim size. İlk önce bebek çantamızla başlayacağız. Bakalım bebek çantamızda neler var. Bebek için 12'li hastane çıkışı yaptırmıştık. Instagram'dan sipariş verdik. Biz küçük prensli ve isim yazılı bir set tercih ettik. Setin içerisinde bir tane tulumumuz var. Patikli. Bir tane mama önlüğümüz. Bunu çok kullanacağımı zannetmiyorum ama yüksek ihtimalle geri gelecektir. Bir tane yarım kollu çıt çıtlı bodimiz. Bir çift çorabımız minicik. Bir çift eldivenimiz. Bir tane beremiz. İç zıbınımız var bir adette. Bir tane ağız mendili. Bir adet üstümüz, bunun da arkasında baskısı var. Bir adet altımız mevcut. Bir tane bez koyuyorum yedek. Normalde ekstra bez alıyorum yanıma. Fakat bunu da bu takımın içine bir tane koyayım. Ne olur ne olmaz yedek dursun dedim. Bir adet de penye battaniyemiz var. Bu şekilde. Hepsinde küçük prens ve isim yazıyor. Bu 12'li takımı ebeye vermeyi düşünmüyorum. Bunu fotoğraf çekiminde kullanmayı düşünüyorum. Çünkü ebeye verilen kıyafetlerin kan ya da leke olmak gibi riskleri olduğu için bu takımı sadece fotoğraf çekiminde kullanacağım. Odaya geldikten sonra değiştireceğim kıyafetlerini. Bunları giydireceğim. Onun dışında ebeye verilecek olan bir paket yaptım. Ben çıtlı buzdolabı poşetlerine koymayı tercih ettim. Hepsi belirli paketlerin içinde belli olsun diye. Eşim de rahatlıkla paketleri rahatlıkla bulabilsin diye. Üzerine de hemşireye verilecek diye not düştüm zaten. Bunun içerisinde ne üstümüz var. Bir adet beremiz. Eldivenimiz, yine minicik eldivenler, bir çift çorabımız, yedek olsun diye ağız mendili bir tane eklemişim bunun içine yine. İç atletimiz, önlüğü, altı ve ebenin kullanacağı bir adet bez. Aynı zamanda ebeye verilecek olan bir tane de penye battaniyem var. Bunun da üstüne hemşireye verilecek diye yazdım. Haziran sonu Temmuz bebeği olacak ama havaların ne olacağı pek belli olmadığı için o yüzden penye battaniye bir tane göndereceğim. Zaten hangi ayda doğarsa doğsunlar bebekleri çoğu fotoğraflarda, hastanelerde gördüğüm kadarıyla mutlaka penye battaniyeye sarıp getiriyorlar. Bir pakette yedek yaptım. Pandemi döneminde olduğumuz için özellikle 4-5 tane yedek çift eldiven koydum buraya. Çünkü düştüğünde yani o pandemi döneminde olmasak da eldiven hastanede yere düştüğünde çocuk elini ağzını soktuğu için ya da yüzüne götürdüğü için yere düştüğü andan itibaren kullanılmayacak diye yedek koydum. Çorap koydum. Bir adet de beşli hastane çıkışı koydum. Yine. Bunu yüksek ihtimalle kullanmayacağım. Eve gelecek diye düşünüyorum. Ama ne olur ne olmaz orada ihtiyacımız olursa diye yanımda götüreceğim. Yani toplamda 3 farklı kıyafet takımı. 2 tane 5'li takım. 1 tane de 12'li hastane çıkışı olmuş oldu. Bir poşetin içine de 8 adet bebek bezi koydum. 2 tane zaten setlerin içinde olduğu için 10 adet bezle gideceğim. 10 adet bezin yeteceğini düşünüyorum. Hastanede bir gün kalacağımızı düşünürsek yeterli. Yetmezse de ya kız kardeşlerim, eşim evden getirir ya da
eczaneden falan bir şekilde temin edilir diye düşünüyorum. Küçük Prens'le hastane çıkışımızın da yastığı vardı. Bunu da fotoğraf çekiminde kullanacağım. Yanıma alıyorum. Bebeğin yatacağı, hastanedeki bebeğin yatacağı yatağın içine sermek için böyle bir örtü götürüyorum yanımda. Bir adet daha penye battaniye alacağım yanıma, ne olur ne olmaz. Onun dışında iki tane daha müslin alıyorum. Müslini belki hastaneden çıkarken pusetinin üstünü örtmek için ya da sıcak olursa yine üstünü örtmek için. İki adet müslin battaniye, iki adet de alt açma bezi. Bir yerlere bir şey koyacağımızda, edeceğimizde de hastanede kullanırız diye iki adet yanıma alıyorum. Bir de ne olur ne olmaz, bu ara havalar çok belli olmadığı için bir tane normal battaniye de alacağım yanıma. İzmir'de yaşıyoruz. Bu sene yaz da gelmedi. Şimdi çok sıcak ama iki gün öncesine kadar bayağı serindi. Yağmur yağıyordu. Ne olur ne olmaz yanımda dursun istiyorum. Geri getiririm eve kullanmam gerekirse. Bir adet Unibaby'nin yeni doğan ıslak mendili, izotonik sulu. Bunu yanıma alacağım. Bir problem olmazsa bunu kullanmayı düşünüyoruz zaten. Ya da onun dışında pamuk kullanırız. Eğer hassas olursa cildi, ona göre karar vereceğim. Bir de pişik önleyici krem. Pişik olduktan sonra değil de pişiği önlemesi zaten bizim her şeyden önce tercihimiz olacağı için doktorum aksini söylemediği takdirde pişik önleyici kremimi kullanacağım orada da direkt. Nivea'nın pişik önleyici kremi, bunu da yanıma alıyorum. Bebek çantasında bunlar var. Asıl bol eşyanın olduğu bizim kendi hastane çantamız oluyor. Şimdi de onu göstereyim size. Evet, şimdi gelelim benim hastane çantamda neler var. İlk önce kapı süsümle başlayayım. Kapı süsümü arkadaşım Melek yaptı. Hatta sayfasını Instagram'dan bakabilirsiniz. Makrome kapı süsleri yapıyor. Ben de makrome tercih ettim. Evde odamızda kullanacağız. Aynı zamanda hastaneye de yanımda götüreceğim. Fotoğraf çekimi için kullanacağım geceliğim Suven'den aldım. Sabahlıklı ve gecelikli ikili takım bu sadece. Mavi oğlumuz olacağı için mavi tercih ettim. Geceliğin özellikle emzirme özelliği var. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Hastanede çok rahat edeceğimiz söyleniyor bununla. Bundan sonra tecrübe ederek öğreneceğim hepsini. Fotoğraf çekiminde kullanacağım geceliğim dışında bir adet daha gecelik aldım yanıma. İkili takım. Bu şekilde, bu da askılı. Temmuz olacağı için uzun kollu ya da kalın bir şey değil, ince gecelikler tercih ettim. Geceliğin dışında iki adet de alt üst pijama takımı alıyorum yanıma. Biri bu şekilde. Bunu Özdilek'ten almıştım. Altı beyaz. Bir adet de önü düğmeli pijama takımı alıyorum yine. Bunu da Penti'den almıştım. Düğmeli olanlarda da çok rahat edeceğimiz söyleniyor hastanede. Ben 2 gecelik sabahlık 2 adet alt üst pijama takımı alıyorum. Toplamda 4 adet kendime. Birini zaten fotoğraf çekiminde kullanacağım. 2 adet yastık kılıfı götürüyorum yanımda. Pandemi döneminde olduğumuz için hem kendim hem eşim için birer tane yastık kılıfı götürüyorum yine. Ağzımızı yüzümüzü sürüyoruz sonuçta, içimiz rahat etsin diye. 2 adet de çorap alıyorum yanıma. Normal görünüyor doğumum ama sezaryen olursa, özellikle sezaryenden sonra ya kimi doğum yapan kadın üşüyormuş, kimisi de yanıyormuş. Ben hangisinden olacağım bilmiyorum ama yüksek ihtimalle üşüyenden olurum. 2 adet çorap alıyorum yanıma. Bir 4 adet kadar lohusa pedi alacağım. Onun dışında zaten pet ve depend de alıyorum. O yüzden 4 adet lohusa pedinin yeteceğini düşünüyorum. Aynı zamanda dediğim gibi 4 tane ped aldım. Bunları büyük paket götürmüyorum. Hangi birini kullanacağım bir günde yeterli olacağını düşündüklerim
evimiz, hastanemiz, hani aradaki mesafe çok uzak olmadığı için eve gelip tekrar temin edebileceğim şeyler bunlar. 6 adet de göğüs pedi alacağım yanıma. Onun da yeterli olacağını düşünüyorum. Bir paket Depend alıyorum. Depend çok önemli. Mutlaka yanına al dediler. Kullanat kilotlar. Hani en azından hastaneden eve iç çamaşırı taşınmaz ya da diye düşünüyorum. İçinde zaten 9 adet var. 9 adet de yeterli gelir zannedersem. Bakalım orada kullanıp göreceğiz. Bunu da mutlaka ve mutlaka hastane çantanızda olması gerekenler diye söylüyor arkadaşlarım. Sizler de yanınızda bulundurursanız rahat edersiniz. Bir paket ıslak mendil götürüyorum. 50 adet kadar karton bardağımız var. Orada içecek, meşrubat, kahve vesaire içebilmek için karton bardağı, valizimde de yer olduğu için 50'li alıyorum yanıma direkt. Kahve götürüyorum yanımda. Normalde zaten kahveyi çok seven insanlarız. Eşim de ben de. Bir de üstüne üstelik sezaryenden sonra anesteziyi daha rahat atabilmek için mutlaka bol bol kahve tüketilmesi gerektiği söyleniyor. O yüzden kahve de mutlaka yanımda bulunduruyorum. Onun için de kullanacağım kaşıklarımı da alıyorum yanıma. Orada çünkü kaşık zor buluruz. Bir de süt sağma makinesini alıyorum yanıma. Kiwi markası elektrikli süt sağma makinesi. USB girişli olduğu için mutlaka bir tane şarj adaptörü alıyorum. Şarj aleti de alıyorum zaten bir adet. Onun dışında bunun için mutlaka başlıkta almam gerekti. Onu da unutmadan aldım yanıma. Eğer sizin de böyleyse mutlaka adaptör alın yanınıza. Biberon yanıma ekstra almıyorum. Süt sağma makinesinin biberonu var zaten. Emziği yeni doğan emzik olduğu için ekstra biberon almıyorum. Emzirmeyi düşünüyorum. Umarım sütüm olur gelirse. Mama vermek istemediğim için, o psikolojiye de çok girmek istemediğim için ekstra bir biberon ya da mama almayacağım. Orada lazım olacak olursa eşim ya da birileri, hastane olduğu için orası, eczaneden rahatlıkla temin ederiz. Önemli olan temiz, steril bir biberon olmasıydı yanımda. Emzik götürüyor çoğu arkadaşım. Ben emzik götürmeyeceğim. Çünkü direkt hastanede emzik vermeyi düşünmüyorum. Emziği bir müddet sonra vermeyi düşünüyorum. Emzik kullanmasını isteyen anneler dedim ama ilk başta daha göğsüme alışıp sütüm tamamen gelmeye başlamadan çocuğu emziğe alıştırmak istemiyorum. Belki meme reddi yaşayacağım. O yüzden yanıma almayacağım bile. Daha sonra sütüm tamamen gelir. Memeyi rahatlıkla tuttuktan sonra emzik kullanmayı düşünüyorum. Pandemi döneminde olduğumuz için bir paket maske alıyorum yanıma, yedek ve sağı solu dezenfekte edebilmek için kolonya alıyorum. Peçete, selpaka birer adet yanıma alıyorum, lazım olacaktır diye. Fotoğraf çekiminde kullanacağım tacım, terliğim. Ben takım olarak almadım, ayrı ayrı aldım. Uydurmaya çalıştım birbirine. Tacımı Trendyol'dan aldım. Bir buzdolabı poşeti kullandım yine. İç çamaşırı alıyorum. 4 adet. 2 adet de biri ten rengi, biri siyah olmak üzere emzirme atleti alıyorum. Yeterli olacağını düşündüm. Ekstra emzirme sütyeni almayacağım. Atletler zaten emzirme özellikli olduğu için yeterli geleceğini düşündüm. Bunları da yanımda götürüyorum. Yiyecek olarak şimdilik bir paket çerez koydum. Onun dışında bisküvi, çubuk kraker ve kayısı, üzüm yanıma almayı düşünüyorum. Onları ekleyeceğim çantama. Bir eksiğim onlar kaldı. Makyaj çantası hazırladım. Tarağım içinde, makyaj malzemelerim hepsi içinde. Sadece diş fırçası ve diş macunu eşim ve kendim için, onları da ekledikten sonra bakım çantam da hazır olmuş olacak. En önemlisi hastane dosyanızı mutlaka yanınızda bulundurun. Ben hastane dosyamı da şimdiden bavulumun içine koyacağım. Bu şekilde benim yanıma aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Bebek için, kendim için hazırladığım çanta. Bir şeyi unuttum. Kahve yapabilmek için odamızda rahatlıkla su ısıtıcı alacağım yanıma. Onu da yüksek ihtimalle kahve makinesini alacağım. Yeterli gelir zaten. Hastane çantamda olanlar bunlar.
sizinle liste olarak da paylaşacağım. Olur da benim unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.